Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Kızlar yok mu? Yoldalar. Yaşar. Avukatlarıyla geliyorlar. Bir mahsur olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Neden olsun ki? Sen bu kızların kimseleri yok demiştin. Nasıl tuttular avukatı? Sen mi ayarladın yoksa? Avukat Fettahlardan. Can mı? Dün gece bir şey sormuştum sana, yanıt vermemiştin. Korkmaz için bir şey yapacaksın değil mi? Pardon. Efendim Ercan. Savcım. Dediğinizi yapıyorum, alıyorum Korkmaz'ı. Nasıl alıyorsun? Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Dün gece annesinin sevgilisi arayıp ispiyonladı. Evde huzur bırakmadı bu. Kurtar beni diyor. Güzel. İyi hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun savcım. Sana bir şey sormuştum. Sevim, sen bu çocuklara neden bu kadar arka çıkıyorsun? Ya kimi kimsesi yok bu çocukların. Bak eğer Korkmaz'ı tutuklayacaklarsa arayayım gelmesin. O derece yani. Ya inan ki suçlu değil. Narin anlattı. Bu ertelenmiş cezası varmış, bir kavgaya mı karışmış ne? Ya çocuk abilik yapıyor kızlara. Sen de ona bir abilik yap diyorsun yani, öyle mi? Suçlu değil o. Bak anlatınca sen de anlayacaksın. Madem Sevim abla hallediyor dedim, bir kızlarınkini halletsin bir bakayım yani. Nihayet aklın başına geldi. Alo. Korkmaz. Dur sen saydırmaya başlamadan ben bir derdimi anlatayım. Korkmaz. Bak bana kızdın biliyorum ama öyle kurbanlık koyun gibi sizde de gelemezdim Ferah. Korkmaz, narin yok. Nasıl yok? Ya yine mi kaçtı bu kız? Hani Sevim ablasına çok güveniyordu? Neyse kapat, ben ararım. Nerede olduğunu öğrenirim şimdi. Telefonu bende. Sende mi? Belki kaçırdılar. Yani emin değiliz ama öyle sanki. Narin'i kaçırmışlar. Ne? Narin'i kaçırmışlar. Nasıl yani? Bence o kaçırılmadı. Mutlaka buldu birini. Bırak, çekil. Çekilmiyorum. Otur şuraya. Otur, önce bir konuşacağız. Korkmaz, dur. Kız şuraya otur. Otur, hiçbir yere gidemezsin. Bak zaten polislerin peşinde. Ne yapacaksın kızın yanına gidip? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bir şey yapmam lazım. Tamam, bilmiyorsan otur şuraya önce. Önce bir düşünelim. Anne kızı kaçırdılar. Bırak, çekil. Bu senin sorunun değil. Önce otur şuraya, sakin. Anne kız benim yüzümden buraya geldi benim. Senin neyle ilgisi var? Kendi kendine geldi. Otur şuraya Korkmaz. Çekil onu. Çekilmiyorum. Anne çekil onu. Çekilmiyorum. Yaşar, hala bir şey söylemedin. Ne olacak Korkmaz'a? İstediğin gibi olacak. Sağ ol. Evet. Kusura bakmayın, geciktik. Ferhat'cığım nerede kaldınız? Bir saattir burada. Ne oldu? Narin'i kaçırdılar. Ne? Abla Narin'i kaçırdılar. Dur, hiçbir yere gidemezsin. Bırak. Korkmaz, Korkmaz diyor. Gir. Tamam be.
Savcıya ifade vermek için evden çıkan biri ortadan kayboluyorsa onun ifade vermesini istemeyen biri var demektir. O biri dediğiniz her kimse neden aynı ifade vermesine engel olmak istesin ki? Ortada herhangi bir adli vukuat yok. Bir kaza varmış. Evet, o kazayı yapan benim. Ama ne ölü var ne de yaralı. Narin çok güzel bir kız. Acaba... Ay yok, Allah korusun, düşüncesi bile korkunç. Saldırı suçları genelde akşam işlenir. Yani bu sadece temenni tabii. Neyse, siz haber verdiğinize göre kolluk harekete geçmiştir zaten. Bu olay da dosyaya dahil olacak. Ama ilk önce sizin bir ifadelerinizi alalım bakalım. Müsaade ederseniz Ferah'tan başlayalım. Ben avukatıyım. Öyleymiş, öyleymiş. Bir kimlik tespiti yapalım. Baba. Babacığım. Var mı bugün bir programın? Senin boynuna ne oldu? Ufak bir çizik, önemli değil. Dün yemek yiyelim demiştin ya. Önemli gelişmeler var. Yemeğe gerek yok, burada konuşalım. Tamam. Can'ın hayatına bir kız daha girdi. İki iken üç oldu. Narin, Ferah, şimdi de Özlem. Özlem mi? Ne tesadüf değil mi? O da çocuk esirgeme kurumundan. Dün şirkete geldiler. Yanında da tuhaf bir adam. Selman Kaya diye biri. Araştırdım. Kurumun müdürü çıktı. Sosyal medya ne kadar acayip bir şey değil mi? En ilginci ne biliyor musun baba? Adam kendini emlakçı olarak tanıttı. Baba, sen beni dinlemiyor musun? Allah Allah. Özlem ha? Baba ne özlemi? Can ne yapıyor, neyin peşinde? Sorulması gereken sorular bunlar. Sence de öyle değil mi? Evet, bu kadar. Ama şimdilik. Bu olaydan sonra her şey yeni bir boyut kazanacak. Şimdi bizimle işiniz bittiyse biz gidebilir miyiz Ferah? İyi değil çünkü. Tabii tabii tabii, buyurun. Evet. Can Bey. Siz kalabilir misiniz? Ben daha önce Komiser Ercan'a ifade vermiştim. Zaten sadece görgü tanıyım. Ne tesadüf değil mi? Bugünkü olayda da görgü tanığısınız. Size sormak istediğim birkaç bir şey var. Buyurun oturun lütfen. Siz çıkın. Geliyorum ben. Bu kızların devamı gelecek. Can bir şey arıyor. Ama bence hala bulamadı. Yok canım, nereden çıkartıyorsun bir şey aradığını? Kendi hesabından müdüre çek kesmiş. 10.000 lira. İnsan durduk yere niye tanımadığı birine çek keser ki? Aradığı şeyi bulması için. Aradığı şeyi buldu mu diyorsun? Evet. Ne acaba? Sen merak etmiyor musun? Umurumda değil, biliyor musun? Gerçekten merak etmiyorum. Peki. Artık çok geç. Ne demek bu? Bitti bu iş. Kız sende mi? Artık çok geç diyorum, anlamıyor musun? Öldürdün mü yoksa? Biraz sonra. B-
Bırak o kızı. O kızı hemen bırak, yanlış kız. Söylemiştim. Bu iş başka bir işe benzemez. Başladın mı bitireceksin. Yoksa o seni bitirir. Sana bırak dedim, bırak! Aç şu telefonu. Aç! Anne! Anne! Anne bir şey yap. Anne kızı öldürecek. Anne bir şey yapman lazım. Sakin ol. Anne sakin falan olamam. Beni telefonlarımı açmıyor anne. Ne olur bir şey yap anne. Yanlış kız. Yaptım. Efendim. Kızı bırak. Çok sakıncalı. Bırak dedim. Ben senin katil olmana, suçlu olmana izin vermem. Vermem. Bakın, ne benim ne de müvekkilim hakkında isnat edilen herhangi bir suçlama yok. Korkmaz'ın durumu da çok açık. Hakkında özgürlükten alıkoyma ya da cinsel saldırı suçlaması da yok. Çünkü Naren'i daha dinlemedik. Ne yani, Korkmaz kaçırdığı kızı bıraktı. Sonra bir daha mı kaçırdı? Olabilir. Alıkoyma vakalarında kurban her zaman kaçmaya çalışır. Peki bunun benimle ne ilgisi var? Bu kızların avukatı olmanız enteresan. Nesi enteresan? Kazadan sonra polis kızları ararken sizin onlarla görüştüğünüz anlamına geliyor bu. Neden bize yardımcı olmadınız? Çünkü yardımcı olmak zorunda değilim. Herkes kendi işini yapsın. Arayıp bulmak polisin işi. Doğru. Ama her şey gazetelere kadar düşmüşken soruşturmayı yürüten... Komiser Ercan'a kızlarla görüşmediğimi söyledim. Bize haber verebilirdiniz, rahat ederdiniz. Bakın, ben vicdanen rahat olmayı daha çok önemseyen biriyim. Korkmaz'ın da ifade vermesini sağlamaya çalışıyordum. Ama ne Narin ne de Ferah geri dönmek istemiyordu. Suçlu olmadıkları için suçluyu kayırma gibi bir durum söz konusu değil anlayacağınız. Ama bugün de Narin kaçırıldı. Yaşar Bey, bir şey ima etmeyin lütfen. Lütfen. Ne düşünüyorsanız açıkça söyleyin. Can Bey, siz bize yardımcı olun. Biz de size yardımcı olalım. Benim yardıma ihtiyacım yok. Ama Narin'im var. O zaman onu birlikte bulmaya çalışalım. Olur mu? Öyle savunmasız, öyle masumsun ki kendinden bile şüpheye düşürüyorsun karşındakini. Neden bilmiyorum ama ona karşı suçlu hissediyorum kendimi. Sanki engel olabilirmiş de olmamışım gibi. Hatta bütün bunlara ben sebep olmuşum gibi. Thank you.
Çözün oğlum şunun elini. Tamam abi. Güvenlik sağlam adam. Bizim köşkteki tek adamımız. Belkıs Hanım herkesi temizledi, o kaldı. Yani o öyledir diyorsa, sen öyledir diyorsan. Yener Efe ile görüşüyor. Yener de iş yapan yandım Allah diyor. Efe çok para kaybetti. Efe'nin Yener ile işi olmaz. Bu Efe durduk yerde harekete geçmez. Ulan Tarhan. Hande ile canı patlattı. Şimdi Yener'le aramı açmaya çalışıyor, aklı sıra. Baba yanlış anlama ama niye böyle bir şey yapmaya çalışsın? Öyle ya. Biz düşmüşüz birbirimize düşeceğimiz kadar. Bunlar cana kafayı takmış olmasın. Çünkü çok kuruluyor Yener cana. Kirve, biz bu çocuğu çok mu yalnız bırakıyoruz ne? Kendi öyle istiyor baba. Alo. Korkmaz. Nasıl oldu Ferah? İyi mi? Kötü. Sevim ablayla mahalledik karakola gitmişler. Olayı bir daha anlatınca fenalaştı. Sen nasılsın? Nasıl olayım? İçim yiyor. Ben de mahallede bir iki tur daha attım. Belki bir şey çıkar diye de. Yok, bir şey çıkmadı. Korkmaz. Bu arada keşke adliyeye kadar gelmişken savcıyı bir görseydin. Ha. Aklımda o konu ya. Sevim ablayla konuştuk biz. İhmal etmeyeceğim, gideceğim bir ara. Tamam, haberleşelim. Tamam hadi. Selam. Durağan'a Talmat'a bitirmedi yeni daireni. Ben de ilk misafirin olayım dedim. Yeni değil. Yıllardır vardı zaten. Biraz dekorasyonu falan değişti sadece. Tamam. Sen bana çiçek almayı bıraktın, belki hatırlatır diye düşündüm. Bunun içinde bir de not var. O da bizi hatırlatsın diye. Okumayacak mısın? Bazen insanın anlatacak çok şey vardır. Ama konuşacak kimsesi yoktur. Ben her zaman yanında olacağım. Can. 5 Şubat. Bundan tam 3 ay önce. O zaman peşimde koşuyordun. Anlat o zaman. Dinliyorum. Notu sen yazmış olabilirsin ama çiçeği ben getirdim. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Duru. Başar. Ne haber? İyi, ne olsun senden? Stabil. Haber bekledim senden dün gece. Bir şey, fotoğraf attı mı kızım? Hani Hande Can'ın kollarındaydı falan. Köşk, üst kat. Bir yorum yazmadın. Yorumlanacak bir durum yok da onda. Hande'yi mutsuz görmekten mutlu oluyorsun değil mi? Hande zaten mutsuz bir kadın. Benim ekstra bir çaba harcamama gerek yok.
Hem çok yorgunum, seninle hiç uğraşamam. Tamam, bir şey merak ediyorum ama. Söyle canım. Farz edelim ki ayrıldılar. Hande'den sonra Can'la birlikte olur musun? Bu seni hiç ilgilendirmez. Duru. Ben senin amcanım. Bu ne ya? Derdin ne senin? Böyle mi işe yaradığını düşünüyorsun? Ailenin en zayıf halkasına mentörlük yaparak mı? Hem kendini üzeceksin, hem bizi üzeceksin. Bak, seni insan gibi uyarıyorum, Can'dan uzak dur. Dede? Dedeciğim. Fırıldak saçlı fırıldak torunum benim. Gel gel. Gel de sana bir sarılayım, gel. Gel dedem. Baban nerede? Bilmem, ben de şimdi geldim. Odasındadır herhalde. Odasında. Siz de abi kardeş, evde oturun. Fasulye ayıklayın koca karılar gibi. Fal da bakarsınız birbirinize. Sen bu aralar eve bir fazla gelip gitmeye başladın babacığım. Her şey yolunda inşallah. Burnuma kötü kokular geliyor da. Hayırdır, ne gibi? Al sen babanı çağır bahçeye gelsin bana. Olur dedeciğim. Sen de gel gel. Gel gel. Gel. Dedikodu ver bakayım bana. Dedikodu. Ha. Neler oluyor bakalım. Vallahi her şey aynı baba. Ne değişti Can? Babanla bizim sırrımızı öğrendin. Daha ne olsun değil mi? Ama işte aşk her şeyi affediyor. Hem senin hafifletici bir sebebin vardı. Emir almıştın. Tamam, rica edelim o zaman. Bak. Dün akşam çok içmiş olabilirim ama hepsini kelimesi kelimesine hatırlıyorum. Annem hiç mi gönlün yoktu Kudret sana Hande'nin gönlünü yap diye sorduğunda anladım. Vardı dedin. Ben herkesi mutlu etmeye çalışıyordum. Buna kendim de dahil. Kendin olmasa bile beni mutlu ettin. Bak. Yeniden başlayalım. Bu sefer ben seni mutlu edeceğim. Ben inanıyorum, önümüzde çok güzel zamanlar var. Çok güzel bir gelecek bekliyor bizi. Peki senin bana gönlün var mıydı Hande? Ne bu şimdi? Ha. Tabii, nikah masasında bırakıldıktan sonra nasıl oldu da bana gönlünü kaptırdın diye mi soruyorsun sen şimdi bana? Öyle bir şey demiyorum. Sadece... Yok yok yok. Anladım ben. Anladım. Efe'yle 4 yıl aşk yaşadıktan sonra nasıl oldu da bir anda bana aşık oldun diye soruyorsun değil mi? Ben sadece gönlün var mıydı diyorum. Sence de bu önemli değil mi? Yoktu. İşime geldi yanımda olman. Ama... Tamam. Anladım. Ben keşke hiç gelmeseydim ya. Yani bunun böyle sonuçlanacağını ben hiç düşünmedim ki. Ne yani, sen şimdi kullanıldığını falan mı hissediyorsun? Hande. Lütfen beni yalnız bırak. Bunu istiyordun zaten değil mi? Bir nedene ihtiyacın vardı, buldun işte nedenini. Zaten bana aşık da değilsin. Artık vicdan yapmana da gerek yok. Daha iyisin değil mi? Hiç iyi değilim anne. Çobanla aranızda bilmediğim bir telefon hattının olması canımı sıktı, söyleyeyim. Yani şimdi bunun mu hesabını yapacaksın? Bak kızım, insan girmeden kapıyı vurur değil mi? Dedem geldi. Seni istiyor baba, bahçede.
Buyurun cenaze namazına. Sakin ol. Bence bitti. Öğrendi buraya kadar. Ay saçmalama, nereden öğrenecekmiş? Hadi geç kalma. Alttan al. Ya anne sen gelmiyor musun? Ay şeytan görsün onun yüzünü. Hadi. Efe'ye dair bir bilgim yok yani diyorsun. Yok babacığım. Olsa niye söylemeyeyim? Olsa da söylemezsin sen. Yener'i seversin sen. Efe ile abimin ne alakası var? Çok alakası var. Buyurun peder bey. Beni emretmişsiniz. Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin baba. Vallahi pek de hoş gelmedi. O zaman niye soruyorsun bir hoş geldin yok mu diye? Ben müsaadenizi isteyeyim. Biliyorsunuz gerginliğe pek gelemiyorum. Ben de gerginliğe gelemiyorum kardeşim ama babamız buraya kadar gelmiş, gerilmeden olmaz. Canın sıkkın herhalde baba. Beni fırçalamaya geldiğine göre. Nereden başlayalım istersin baba? Başarısız evliliğimden mi yoksa şirketin paralarını batırmamdan mı? Efe. Efe'den başlayalım. Bu dallama durup dururken hayatımıza yeniden neden girdi? Yani bunu Hande'ye sor. Benimle bilgisi yok. Sanki biri bu işin altını oyuyor gibi de. O zaman benim değil canın kulağını çek baba. Nişanlısına sahip çıksın. Hande ile ilgili değilse sen bu herifle niye görüşüyorsun? 40'ını aşmış adamım. Kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğime ben karar vereyim istersen. Adam olmak için 40 yıl biraz uzun bir süre. 40 yılda bunu da beceremedin diyorsun öyle mi? Ne yapalım? Armut dibine düşüyormuş. Öyleyse sen de benim gibi boş yere tezgah açmazsın. Var bir bildiğin yani. Peşimdesin yani. Ayağını denk al. Bitti mi? Ya yürü git, asabımı bozma benim. Maneviyatım bozuk herif. Senin asabın hep bozuk baba. Benim maneviyatımla bir alakası yok. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ne bileyim. Baba ara dedi, ben de aradım. İyi oldu aslında. Anne Kudret Bey'i arayacaktım. Hayırdır? Merhaba. Bu Yener'e dikkat et. Sana fena kuruluyor. Bak benden söylemesi. Efe ile ilgili hemen konuşmamız lazım. Yener'le bunlar görüşmeye başlamış. Şu an bundan daha önemli bir problemimiz var. Narin kaçırıldı. Nasıl yani? Güpegündüz. Evin önünden hem de. Ne diyorsun oğlum sen? Benim yaptığım kazayla ilgili savcılığa ifade vermeye gidecektik. Ferah da gelecekti. Onları almaya gitmiştim. Ben gitmeden birkaç dakika önce kaçırmışlar kızı. Ferah nasıl? O iyi. Ne oldu? Blöf yapıyor. Aklı sıra psikolojimi bozacak. Ne dedi? Ayağını denk al dedi. Asıl derdi Efe. Ama ben çıkarken Can geldi. Muhtemelen kızın kaçırıldığını anlatacak. Babam da polisten önce peşimize düşecek. Hani çobanı bizden önce bulursa yandık. Ferah, benim kızım Kudret Fettah.
Buyurun. Kızım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Can anlattı, ondan duydum. Bir geçmiş olsun demek için aradım. Sağ olun. Ama bir şeyin geçti yok. Haklısın kızım. Ateş düştüğü yeri yakar, biliyorum. Ama merak etme, geçecek. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa bizi mutlaka ara. Teşekkür ederim. Ah, canı veriyorum. Ferah, var mı gelişme? Yok. Geleceğim yanına, ararım. Tamam. Kuyu, hemen bu işin peşine düşüyorsun. Ara Veysel amiri. Hayır. Kuyu bu işe karışmayacak. Polis ilgileniyor zaten bu işle. Allah aşkına bırak şu inadı. Polis de işini yapsın, biz de işimizi yapalım. Evet. Gel bakalım Ercan, gel. Savcım, biz bu korkmazı niye almadık? Alıp ne yapacaktık? İfadesini verecekti. Ben böyle çok zor durumda kaldım. Ya benim de üstlerim var. Adamın evine kadar gidiyorum, almadan çıkıyorum. Yani bu hiç hoş karşılanmadı. En fazla bir gün gözaltında tutacaktık. Kız ifadesini verebilseydi zaten tutuksuz yargılanacaktı. Mahkemede de beraat edecekti. Ercan, asma suratını. Narin kaçırıldı. Elinde daha büyük bir şey var. Ya tamam, dosya birdenbire büyüdü ama... Aması maması yok. Bu dosya daha da büyüyecek. Sana söylemiştim. Kudret Fettah'a dokunan biri asla masum kalamaz. Can'dan mı bahsediyoruz? Can ya da bir başkası. Ama bu işin mutlaka Kudret Fettah'la bir alakası var. Ya yoksa? Ya varsa? Senin işin bunu öğrenmek. Nasıl? Can'la arkadaş olacaksın. Ne bulursan onunla paylaşacaksın. Ki Can da bu işin peşine düşsün. Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım savcı. Suç peşine düşenleri içine çeker. Bunu sakın unutma. Can bu işin peşine düşsün ki dosya büyüsün. Dosya büyüdükçe altına attığın imza çok daha büyük olur. Anladın mı şimdi? Anladım savcı. Çok iyi anladım. Hadi bakalım. Mobese görgü tanığı ne buluyorsan Can'la paylaşıyorsun. Başlıyorum. Hadi. Biliyorsun değil mi? Kız ölmüş bile olabilir. Düşünmek bile istemiyorum öyle bir şey. Ne yapıyoruz baba? Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? Bayağı hiçbir şey. Kuyu karışmayacak. Polis ilgileniyor zaten bu işle. Olmaz öyle şey. Elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Bak, müsaade et. Kuyu bir yerden başlasın. Kudret Bey, benim onayıma neden ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Ben zaten buradan çıkıp gittikten sonra kuyu önce emniyette, sonra sokaklarda ne kadar adamı varsa arayacak zaten. Kim niye böyle bir şey yaptı öğrenmemiz lazım. Hayır, ben hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Ben sadece sağ salim bu kızı bulmak istiyorum. Ama suç işlemeden. İzninizle. Bu işin ucu sana dokunuyor. Sana dokunan her şey bana dokunuyor demektir. Her şeyin sizinle ilgisi olması gerekmiyor Kudret Bey. Bana güvenin. İzninizle. Gibi hemen çalışmaya başla. Ya dur. Dur gitme, beni de götür. Ben bu evde sinirlerim bozuluyor benim.
Hoş geldiniz Can Bey. Siz de mi buradaydınız? Evet. Nasıl gideyim? Kız yalnız. Korkması hala arıyor bir şey bulurum diye. Ay kusura bakmayın ya. Buyurun. Geçin. Ferah. Nasıl oldun? Çanta Narin'in. Narin'den önce benimdi. Benden önce başka bir kız. Narin'den önce benimdi. Benden önce başka birini. Montu, pantolonu, telefonu. Hiçbiri onun değil. Narin'in kendine ait hiçbir şey yok. Bir tek bir bileklik var. Kendine yaparken bana da yapmış. Narin'den geriye bir tek bu kaldı. Ferahcığım, ağzından yelensin. Ne demek ondan geriye bir tek bu kaldı? Aklına getirme böyle şeyler lütfen. Tutacağız Narin'i. Biliyor musunuz? Narin hiç sinemaya gitmedi. Hiç denize girmedi. Bizim hiç böyle bir şansımız olmadı. Efendim. Can Bey, komiser Ercan. Buyurun Ercan Bey. Bir gelişme var mı? Bir şey bulabildiniz mi? Bu BES'e görüntülerinde bir şey var. Çok büyük bir şey değil ama. Nasıl bir şey? İsterseniz buyurun gelin. Çözümlemeye devam ediyoruz. Olur. Hemen geliyorum. Can, ne oldu? Bu BES'e görüntülerini çözümlüyorlar. Ben gidip bir bakacağım. Can, ben de geliyorum. Ferah, sen istersen. Can, ben de geliyorum. Abla, sen de çok yoruldun. Evine git, dinlen. Ben haber vereceğim sana, olur mu? Tamam. Buyurun, sizi de bırakayım isterseniz. Aa, yok sağ olun, arabam var Can Bey. Can Bey, size bir şey soracaktım. Savcı Bey'le ne konuştunuz acaba? Hiç. Arıyor bir şeyler ama bence ne aradığını o da bilmiyor. Sanki başka bir şeyin peşindeymiş gibi geldi bana. Bu arada siz Yaşar Bey'i nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum. Ama tanışıyoruz. Kendisi müşterim olur. Yani öyle özel bir tanışıklığım yok. Bir haber çıkarsa falan bana da haber verirsiniz değil mi? Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Ercan Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun.
Sevim. Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Yok. Ben sadece biraz şaşırdım. Bunu bana sen vermiştin. Asıl bunu bana sen vermiştin. Ercan Bey, burada adamın yüzü gözükmüyor. Adam profesyonel. Çok iyi kamufle olmuş. Araç plakasından bir şey çıkmadı mı? Plaka sahte. Apartman girişindeki kamerayı da devre dışı bırakmış. Kaçırılma anla ilişkin bir şey yok yani. Mutlaka bir açık vermiştir. Arabanın gün içindeki hareketlerini inceleyince bir şey çıkarırız. Ne zaman öğreniriz peki? Sabah kesin bir şey çıkar. Ben size haber veririm. Sağ olun Hacan Bey. Gidelim mi karın? Can Bey, isterseniz bu sizde kalabilir. Bir sakıncası yok mu yani? Yok. Niye olsun ki? Hatta siz bunu da alın. İçinde mobese görüntüleri var. Biliyorum sizde iyi bir intiba bırakmadım. Malum meslek çok stresli. Bir kusurumuz olduysa affola. Estağfurullah. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Sizi anlıyorum. Bir gelişme olursa ben sabah size haber veririm. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Ferah.